Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Alim. Bir haftadan beri video çekmiyorum. Aslında video çekiyorum ama canlı video çektim. 2-3 tane. Onları izlersiniz. Onlara da çok memnun olurum. Bu sefer biraz farklı yapalım dedim. Bu sefer video çekip direkt atayım. Öyle yapalım. Bugünkü konumuz ne olsun? Pudravax. Bugün sizlere Pudravax'ın kullanımını, saçı nasıl şekillendirdiğimizi onları anlatacağım. Pudravax nasıl kullanılır? Ne işe yarar? Hangi saçlarda daha etkilidir? Hangi saçlarda daha etkisizdir? Bunlardan bahsedeceğim. Görüyorsunuz zaten saçlarım da abidik gubidik oldu. Bilerek oldu çünkü bilerek böyle yaptım. Saçı birazdan fön çekip şekillendirirken. Ayrıyetten videoya geçmeden önce arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız o bildirim çanını açarsanız çok memnun olurum. Beğenirseniz ve beğenmezseniz canınız sağ olsun. Ondan yana sorun yok. Benden istediğiniz videolar varsa, çekmem istedikleriniz varsa yazın yorumlara. Ben size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışayım ki zaten elimden geldiğince de çalışıyorum. Yapabildiğim kadar artık. Olduğu kadar, olmadığı kadar diyelim biz buna. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz. TikTok'um da var. Halim Altankinkav 1925 olarak. Ayrıyetten Instagram'da halim.altankinkav var ve iş yerime ait olan orada sadece saç kesimleriyle ilgili, saç şekilleriyle ilgili videolar çekiyorum. Daha doğrusu video değil de daha çok fotoğraflarını atıyorum ben oraya. Kesimlerin fotoğraflarını. Oraya da Salon Halim Kinkav Official olarak takip ederseniz çok memnun olurum. Sormak istedikleriniz varsa ister buradaki yorumlara, isterseniz de Instagram'dan bana DM yoluyla dolaşabilirsiniz. Hepinize zaten genelde cevap veriyorum. Hani cevap vermediğim insanlar yok gibidir. İyisiyle kötüsüyle. Bu arada iyisiyle kötüsüyle demişken de 1-1,5 seneyi de geçtik ha. Vallahi bir seneyi geçmişiz. Bir seneden beri ben YouTube'da olmuşum. Güzel. İzlenmelerim de güzel. Allah razı olsun. İzliyorsunuz da yani. Teşekkür ederim. Hepinizin ayrı ayrı yüreğine sağlık. Gözlerinize de sağlık beni izlediğiniz için. Daha fazla isterseniz muhabbeti uzatmayalım. Yeter yani. İsterseniz bir saçlara bir fönle başlayalım. Ha bu arada Pudravax'ı nasıl kullanacaksınız onu da söyleyeyim. Pudravax'ı genelde hacimlendirmek için hani uzun süreli dayansın diye saçlar rüzgarlarda bozulmasın diye kullanılan bir wax çeşidi. Diğerleri mat wax ve şeyler gibi değil. Bu bizim bildiğimiz mat waxlar veya purple waxlar veya olmadı diğer silikonlu waxlar var ya onlar gibi değil. Bu tam anlamıyla kas katı yapıyor. Maşallah taş gibi yapıyor saçı. Onun için kullanılıyor. Genelde de ince telli saçlara sahipseniz eğer ki ince telli saçlara sahip olanlar genelde çünkü spray sıkıp da tutmaya çalışıyor. O zaman da saçlar çok yapışıyor. Onun için üretilmiş bir ürün aslına bakarsanız. İnce tellileri böyle daha dolgun, daha hacimli göstersin diye kullanılan bir ürün. Daha da fazla uzatmayayım. Ben bir saçlarıma fön çekeyim. De nasıl bir model yapacağız onu da bilmiyorum. Bakalım neler yapabiliriz saça. Fırçam da bu. Bunu kullanayım. Ben bunu bayağı bir erittim ama. Bayağı bir erittim. Başlayalım. Başlığı takalım. Nasıl bir şey yapayım ya ben bu saçları? Geriye doğru mu? Geriye doğru gelmez ama. Kabartalı mı? Kabartalı. Kabartarak yapalım. Fazla saçları dikenle tutmayın da yakmayın saçlarınızı.
Böyle bir şey yaptım. Kabarttım hafiften. Çok fazla değil. Önleri biraz da böyle üçgen yaptım. Sanırım güzel oldu. Şimdi pudra wax'ı sürdüğümüz zaman tam olur gibi mi geliyor? Saçları çok diktim, değil mi? Evet, biraz öyle oldu. Şimdi gelelim pudra wax'ımızı sürmeye. Ama ilk önce bunu sürmeden önce ben bir tane havlu alayım. Çünkü pudra wax bütün her yere dağıldığı için şöyle bir üzerinizi güzelce bir havluyla kapatın ki ondan sonra sıkıntı çıkmasın. Şimdi pudra wax'ınızı alıyoruz. Hatta ben bunu size ayakta mı göstersem ya da şu koltuğu ben biraz geriye çekeyim. Sizler de tam anlamıyla görün. İster elinize. Selam abi. Aleykümselam Ahmet abi. Müsaitsin. Müsaitim. 2 dakika bekleteceğim ama bak, YouTube'a video çekiyorum. YouTube'a video çekiyorum, hemen şunu ben bir yapayım. Saçlarımı yapayım, ondan sonra başlarız sana. Sen ne yapıyorsun? İyi kardeşim ya. Nasıl gidiyor hayat? Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi bunu aldık. Pudra wax'ınızı alıyorsunuz. Güzelce saçınızın belli başlı bölgelerini şöyle yedirerek ayrıca çok da fazla şey yapıyor. Genzinize kaçıyor, dikkat edin. Ben çok fazla uğraşmadım saçla. Şöyle çok basit bir şey yaptım. Böyle hafiften kabarttım buraları. Önlerde biraz diktim mi? Olay tamam oluyor. Çok fazla oynamanıza gerek kalmıyor. Olay şöyle, göstereyim. Şurada burayı da bu yandan göstereyim. Hatta şöyle biraz daha yakınlaşayım isterseniz. Şöyle bakın. Buradan da böyle. Pudra Wax'ın kullanımı böyle arkadaşlar. Daha fazla isterseniz uzatmayayım, zaten müşterim de var. Şimdi onu alacağım. Kendinize çok dikkat edin. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.